Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatının en kritik dönemecine girdi. Halk ekonomik krizle kavrulurken Erdoğan seçimi kaybetmemek yani kendini ve ailesini yargılanmaktan kurtarmak için sürekli hamle üstüne hamle yapıyor. Kaçan muhafazakar oyları yeniden toplayabilmek için halkı aç bırakmak pahasına faizi indiriyor. Hatta bir dönem terörist devlet dediği İsrail ile bile anlaşmalar yapıyor. Toplum psikolojisinden TSK'ya, bürokrasiden sanatçılara kadar her tehdidi bir şekilde bastırıyor Erdoğan ama Amerikan dolarına bir türlü diş geçiremiyor. Dolar arttıkça enflasyon artıyor. Enflasyon yükseldikçe fakirleşen halk AKP'den muhalefete kaçıyor. Doları dizginlemek için 150 milyar dolara yakın para harcadı aslında Erdoğan. 15 Temmuz'un finansörü dediği Birleşik Arap Emirlikleri ile bile sırf ülkeye dolar sokabilmek için anlaşmak zorunda kaldı. Türkiye'nin en kritik kurumlarından biri olan Aselsan'ı Araplara sattı tek gecede. Sırf dolar göndersinler de Türkiye'de kur düşsün diye Araplara Türkiye'nin kıyılarını bile hediye etti. Bavullarla getirdiği dolarları piyasaya sattı. Kalmadı üstüne bir de döviz endeksli TL mevduatı hesabı geliştirdi. Ama doların ateşini istediği seviyeye düşürmeyi başaramadı Erdoğan. Ve öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı'nın 20 yıllık iktidarını ne Kılıçdaroğlu ne de Meral Akşener devirebilecek. Erdoğan rejimine son verecek tek güç enflasyon yani dolar olarak görülüyor dünyada. Ve durum gittikçe Erdoğan'ın aleyhine gelişiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Covid'den sonra enflasyon uçtu. Ekonomistlere göre FED 4 kez faiz artırımına gidecek ve tüm dünyada Amerikan doları ana vatanına kaçmaya başlayacak. Piyasada dolar azalınca kur yeniden hızlı bir tırmanışa geçebilir. Yani Türk lirası için 2022'nin büyük bir değer kaybı dönemi olması bekleniyor haliyle. Enflasyonun da artacağı tahmin ediliyor. 2023 seçimleri öncesi akaryakıttan gıdaya hiç görülmedik zamlarla karşılaşabilir Türkiye. %50'leri bulan gerçek enflasyona karşı Erdoğan'ın dış güçler savunmasını da halk satın almıyor artık. Bizim en büyük silahımız Nastır Nas diyen Erdoğan'ın ne demek istediğini kendi partisi bile sahada tam olarak izah edemiyor. Sokakta oynayan küçücük çocuklar bile ekonomistler gibi pahalılığı anlatır olunca Erdoğan'ın en büyük rakibi dolar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rakibini devirmek için sürekli gizli enstrümanlar üretiyor. FED faiz kararını açıklamadan önce Erdoğan'ın doları 9,5 liraya düşürme planı yaptığı açıklandı. Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Mart ayında dolar kurunun 9,5 lira seviyesine geleceğini öne sürdü. Yazın bir tarafa dolar Mart sonunda 9,5 liradır, Dövizleri bugünden satın, kurtulun yoksa altında kalacaksınız dedi. Türk lirasının büyük değer kazanıp enflasyonun düşeceğini savunan Batırel, özel bankalar döviz cinsi mevduatlarının %10'unu 21 Ocağı kadar, %20'sini ise 18 Mart'a kadar Türk lirasına çevirmek zorunda. Demek oluyor ki bankaların 120 milyar dolarlık toplam mevduatının 12 milyar doları 21 Ocağı kadar, geriye kalan 28 milyar doları ise 18 Mart'a kadar bozdurulacak. Bu durumda Türk lirası büyük değer kazanacak, enflasyon düşecek, faiz köpüğü alınacak ifadelerini kullandı. Erdoğan bir şekilde doları 9,5 liraya düşürebilir mi bilinmez ama düşürse bile dolar kurunun orada kalma ihtimali neredeyse sıfır olarak görülüyor. Çünkü Türkiye hariç tüm dünya ülkeleri bu sefer ekonomik kriz fırtınasına değil görülmemiş bir tsunamiye hazırlanıyor. Ve Erdoğan için en acı vereni bu sefer karşısında terörist ilan edip Vatan millet Sakarya ile oy toplayabileceği gözle görülür bir düşmanı da yok artık.